Selamünaleyküm değerli izleyicilerimiz. Türkistan Haber Bültenimize hoş geldiniz. Ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan ve dünya gündemindeki önemli başlıkları işleyeceğiz. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. İstanbul'da Doğu Türkistan Cumhuriyetleri anma töreni düzenlendi. Uluslararası Doğu Türkistan Sivil Toplum Kuruluşları Birliği'nce İstanbul'da 1933-1944 Doğu Türkistan Cumhuriyetleri anma töreni düzenlendi. Doğu Türkistan Basın ve Medya Derneği temsilcisi Abdullah Yalkun'un sunuculuğunu yaptığı ve Zeytinburnu Belediyesi Kazılçeşme Kültür Merkezi'nde gerçekleştiren tören Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Milli marşların okunduğu etkinlikte Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti ve Doğu Türkistan Cumhuriyeti'nin kuruluşu ile ilgili kısa film sunuldu. Etkinlikte konuşan Doğu Türkistan Maarif ve Dayanışma Derneği Genel Sekreteri Abdülehed Abdurrahman, bugün 1933 ve 1944. yıllarında kurulan iki cumhuriyeti anmak ve şehitlere dua etmek için burada toplandık. Davetimize icabet ettiğiniz için teşekkür ederiz ifadelerini dile getirdi. Etkinlikte Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Sayın Fatih Erbakan ve Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği Başkanı Hidayetullah Oğuzhan'ın gönderdiği telgraflar okundu. Aralarında Gelecek Partisi, İyi Partisi, Hür Dava Partisi başta olmak üzere Türkiye'deki çeşitli sivil toplum kuruluşları temsilciler ve Doğu Türkistanlı teşkilat başkanları ve gazeteci, yazar, basın mensuplarının katıldığı anma töreninde siyasi parti temsilcileri ayrı ayrı konuşma yaptı. Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan, AK Parti 23. dönem milletvekili Sayın Celal Erbay ve Uygur Kanaat Önderi Abdülkadir Yapçan gibi önemli şahsiyetler katılımcılara öğüt verdi ve iki kere bağımsızlığını ilan eden Doğu Türkistan Cumhuriyeti'nin tekrar kurulmasına hiçbir şüphe olmadığına vurgu yaptı. Ayrıca anma töreninde askeri üniforma giyen çocukların askeri geçit töreni gösterisi katılımcıları heyecana sevk ederken, minicik çocukların Cumhuriyet Bayramı kutlama gösterileri etkinliği üst seviyeye taşıdı. Aksakallı Niyaz Damoğlu'nun duasıyla Cumhuriyet'e anma töreni son buldu ve yemek ikramı sonrası camiye dağıldı. Çağlanan kaynakları yurt dışına satıyor. Çin son yıllarda demir yolu inşaatını genişleterek Doğu Türkistan'ın kaynaklarını yağmalamayı yoğunlaştırmanın yanı sıra uluslararası demir yollarının sayısını da arttırmayı devam ediyor. Çin yayın organı Tanırdağ haberine göre ilk Korlo Türkiye Avrupa treninin 7 Kasım'da Doğu Türkistan'daki Korgas Limanı üzerinden yola çıktığı, 870 ton Doğu Türkistan'ın ünlü yerel cevizi yüklenen trenin 13 gün sonra Türkiye'nin Mersin Limanı'na varacağı bildirildi. Haberdine, Korla Avrupa özel treninin ilk kez hizmete başladığı, Korla Tren İstasyonu'nun Doğu Türkistan'ın güneyindeki önemli bir ulaşım merkezi ve yük deposu olduğu, Korla Avrupa hattının hizmete girmesiyle birlikte bu trenler ile ceviz, hünnap ve domates sosu gibi tarımsal yan ürünlerin Avrupa'ya taşınacağı belirtildi. Korgas Gümrük yetkililerine göre, Doğu Türkistan'dan kalkan trenlerin sayısı son zamanlarda istikrarlı bir şekilde artarak Avrupa trenlerinin kapsamını daha da genişletti. Çin bu yıl Turpan'dan Rusya'ya, Korgas'tan Moskova'ya, Kuytun'dan Türkiye'ye giden Avrupa tren rotalarının sayısını da kademli olarak arttırdı. Gözlemciler, Çin rejiminin Doğu Türkistan'dan gelen kaynakları tamamen kendi çıkarları için kullandığını, bu kaynakların sahibi olan yerli halka hiçbir fayda sağlamadığını ve şu anda Doğu Türkistan'ın kaynaklarını ve zorunlu çalıştırma ürünlerinin ihracatını artarak genişlettiğini, Doğu Türkistan'da devam eden soykırımın yanı sıra bölge kaynaklarını çalmayı da es geçmediğini kaydetti. Soykırımcı Xi Jinping takdirlendi. Çin Komünist Partisi'nin 11 Kasım'da sona eren 6. Genel Kurulu toplantısı 3. tarihsel kararı onaylayıp Xi Jinping'in baskın siyasi konumunu daha da pekiştirdi. Haberde toplantıda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Parti'nin 100 yıllık mücadelesine büyük katkısı ve tarihsel deneyimine ilişkin karara başlıklı bir belgenin onaylandığı belirtildi. Bilgilere göre Çin Komünist Partisi'nin 100 yıllık tarihinde 3. kez böyle bir belge onaylandı.
Çin Komünist Partisi ilk olarak 1945'te Mao Zedong tarafından önerilen çeşitli tarihsel konulara ilişkin kararı onayladı. İkinci kez 1981'de Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Deng Xiaoping, devletin kuruluşundan beri partinin çeşitli tarihsel sorunlarına ilişkin kararı onayladı. Ve bu kararlar Xi Jinping'in yeni çağda Çin tarzı sosyalizm fikrinin ana kurucusu olduğunu işaret ediyor. Ve onun 2012'de başa çıkmasından bu yana Çin'in karşı karşıya olduğu zorluklara ve bu zorlukların üstesinden nasıl geldiğine dikkat çekiyor. Ve Xi Jinping'in büyük siyasi cesareti ve güçlü sorumluluğu olan büyük bir lider olarak övgü diziliyor. Kararda ayrıca Xi Jinping'in daha öncekilerin çözemediği birçok sorunu çözdüğü vurgulanırken ilk sırada Şincan sorunu ele alınıyor. Xi Jinping'in yeni dönemde sözde Şincan yönetme stratejisi geliştirdiği ve bir bütün olarak Uygurlara kapsamlı darbe indirerek kalıcı asayiş istikrarı sağlamaya çalıştığı ve son 4 yıldır hiç terör olayları yaşanmadığı öne sürülüyor. Oysa Xi'nin bu yüksek baskıcı politikası bazı batılı parlamentolar ve hükümetler tarafından soykırım olarak kınandı. Gözlemciler Çin propagandalarında Xi Jinping'in Çin Komünist Partisi'nin birinci ve ikinci nesil liderleri Mao Zedong ve Deng Xiaoping ile aynı seviyede görüldüğünü, aslında Doğu Türkistan'da izlediği soykırım politikası nedeniyle takdirlendiğini kaydetti. Huawei ve ZTE yeni yasaklama. ABD Başkanı Joe Biden, 11 Kasım'da Huawei ve ZTE gibi güvenlik tehdidi olarak kabul edilen bir dizi Çinli şirketlerin ABD'den yeni ekipman satın almasını yasaklayan bir yasa tasarısını imzaladı. ABD hükümetinin Çinli telefon ve teknoloji şirketlerini yasaklamayı amaçlayan güvenli cihazlara yönelik yasağı, 28 Ekim'de ABD Senatosu ondan önce Temsilciler Meclisi tarafından onaylanmıştı. Bu yasa Başkan Biden ile Çin lideri Xi Jinping arasında önümüzdeki hafta yapılacak video konferans görüşmelerinin arifesinde imzalandı. Reuters'ın bildirdiğine göre görüşmelerin önümüzdeki pazartesi gerçekleşebileceği bildirildi. Görüşmeler Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ticaret ve insan hakları ve ordu üzerindeki gerilimler yaşandığı bir zamanda gerçekleşecek. Gelişmelere göre yeni imzalanan yasa ABD Federal İletişim Komisyonu'nun artık ulusal güvenliğe kabul edilmez bir tehdit oluşturan cihazları satın almak için başvuruları dikkate almamasını veya onaylanmamasını talep ediyor. Joe Biden yasayı imzalamadan önce ABD Dışişleri Bakanı Blinken şirketlere ve ülkelere Çinli şirketlerin hassas bilimsel teknolojiler, özellikle de insanları bastırmak için kullanabilecek gelişmiş yüz tanıma teknolojileri edinmelerini engelleme çağrısında bulunmuştu. Blinken 10 Kasım'da Network Times'te düzenlenen bir çevrimiçi konferansta, Çin'de ayrı bir devlet ve özel şirket diye bir şey yoktur. Çin'deki özel şirketler devlet tarafından kontrol ediliyor ifadelerini dile getirmişti. Medya kuruluşları ziyaret edildi. Doğu Türkistan Basın ve Medya Derneği olarak Türkiye'de aktif ve etkili medya kuruluşlarından Uluslararası İnternet Gazeteciliği ve Gazeteciler Derneği'ne ziyaret gerçekleştirildi. 13 Kasım hafta sonu Doğu Türkistan Basın ve Medya Derneği Genel Başkanı Abdulvaris Hoten, Doğu Türkistan Basın Medya Derneği Yönetim Kurulu üyesi ve aynı zamanda TRT Uygurca Masası'ndan gazeteci yazar Mir Kamil Kaşgarlı, Genel Yayın Koordinatörü Abdullah Yalkun ve Türkçe Yayın Koordinatörü Muhammed Ali Atayurt, Uluslararası İnternet Gazeteciliği ve Gazeteciler Derneği Genel Başkanı Sayın Cesim Yener'i makamında ziyaret ederek Doğu Türkistan'la ilgili mevcut durum, Doğu Türkistan'daki bilgi ablukası, diasporada Doğu Türkistan davası adına internet televizyonculuğu alanında hizmetlerden birim fikri verildi. Ayrıca 1933 ve 1944'te bağımsızlığı ilan edilen Doğu Türkistan devlet araması işlenen tablo hediye edildi. Akabinde Uluslararası İnternet Gazeteciliği ve Gazeteciler Derneği Genel Başkanı Sayın Cesim Yener, kendilerinin ve bünyesindeki tüm medya kuruluşları olarak Doğu Türkistan meselesiyle ilgili plan projeleri, programları organize etmek konusunda işbirliği içerisinde ciddi çalışmalar yürütmeye her zaman hazır olduğunu dile getirdi. Sevgili izleyenler, bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.